İyi akşamlar. Ekodinamiğe hoş geldiniz. Ekonominin dinamikleriyle yeniden karşınızdayız. Bu akşamki yayınımızda borsa ekonomisinin seyrini, Türkiye'ye katkısını, yatırımlar ne durumda, eğitimde ve sağlıkta, ulaşımdaki tablo nasıl, bu sorulara yanıt arayacağız. Program konuğumu sizlere tanıtmak istiyorum. Sayın İzzettin Küçük, Bursa Valisi. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Efendim sorularımız geniş kapsamlı ama gelenek olduğu üzere programda kısa bir değerlendirme yapıyorum müsaadenizle. Haftanın ekonomik tablosuna baktığımızda özellikle rekor büyüme rakamları öne çıkmış durumda. Üçüncü çeyrekte çift taneli rekor büyüme bekleniyordu milli gelir artışı anlamında. Beklentilerden de olumlu geldi. %11,1'lik bir milli gelir artışı söz konusu üçüncü çeyrek itibariyle Türkiye ekonomisi adına. Dünyada da Türkiye'yi büyüme hızı olarak rekora ve liderliğe taşıyan bir tablo söz konusu. Burada baktığımızda özellikle çarkların hızlı dönmesi, üretim cephesi, iç talebin bir şekilde ortaya çıkmış olması, vergisel desteklerle de olsa kamunun çeşitli alanlardaki desteklerin olumlu etkisini görüyoruz. İhracat artışı da bu anlamda Türkiye ekonomisinin büyümesine ciddi oranda katkı sunmaya devam ediyor. İnşaat sektörü de son bir aydır yavaşlayan satışlarına rağmen önceki dönemde olumlu katkıyı ortaya koymuş durumda. Bu tablo Türkiye ekonomisi için olumlu elbette. Diğer tarafta özellikle piyasalarda önemli kavramlar var. Faiz kavramı var, kur kavramı var, İstanbul var, yani Borsa İstanbul var. Bunlar da tartışılıyor ve bugün önemli bir karar geldi. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Para politikası kurulu 50 bas puanlık bir artışa gitti. Bu da geç likidite penceresi dediğimiz bir fonlama enstrümanıyla gerçekleşti. Yani faizler arttı. Ancak baktığımızda bu artış piyasalarda daha önce biraz satın alındığı için biraz da yüksek bir beklenti vardı. O tam gerçekleşmeyince döviz kurları biraz atak yaptı. Ancak yine de istikrarlı bir seyirde gitmeye devam etmekte. Haftanın özellikle öne çıkan ana başlıkları bunlar. İşte bu gelişmeler temelde Türkiye ve özel olarak da Bursa'yı nasıl etkilemekte? Bursa'nın büyüme trendi nasıl? Sanayisiyle, turizmiyle, tarımıyla, yatırımlarıyla işte bu akşam bu konuları masaya yatıracağız. Sayın Bursa Valisi İzzettin Küçük'le efendim. Türkiye hızlı bir büyüme kaydetti. Bu çok önemli bir gelişme. Evet. Bunu soracağım ama Türkiye dünyadan bağımsız değil. Küresel bir ekonomik sistem var ve küresel anlamda baktığımızda çok çeşitli etkiler var. Siyasi gelişmeler var, jeopolitik olaylar söz konusu. Amerika'da örneğin sahne alan Başkan Donald Trump sürpriz üstü sürpriz yaparak dünyayı sallamaya devam ediyor. Bir bakıyoruz Kuzey Kore'den garip bir ses çıkıyor. Bir bakıyoruz Kudüs üzerinde ciddi bir mücadele olmakta. Bunlar ekonomiyi de etkiliyor. Ekonominin kendi dinamikleri de var. Kısa bir genel değerlendirmeyle 2017 biterken dünya ekonomisini, siyasetini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Oradan başlayalım isterseniz. Evet, dünya ekonomisi 2008'deki krizden sonra toparlanmaya çalışıyor. Belli bir mesafe aldı ama resesyon, yani büyüme odaklı olarak henüz tam bir, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bir canlanma gerçekleşmedi. Bütün para basmalara, piyasaya para sunmaya, bankalara daha çok istenilen düzeyde değil. Çünkü faiz artırımı gerçekleşti dün, biliyorsunuz. 0,25 puan bas puanda oldu. Bu, yani işlerin orada iyi gitmediğini gösteriyor. Aslında öngörüleri daha fazlaydı. Dünyaya saçtıkları parayı çekebilmeleri için faizi yükseltmeleri lazım. Ama yatırımlar o kadar canlanmadığı için o faizi de yükseltemiyor. Avrupa'da yine nispeten bir toparlanma var Almanya öncülüğünde, Alman ekonomisi öncülüğünde. Çevremizde krizler var. Uzak Doğu'da tabii bir geleneksel büyüme trendi var. Çin, Filipinler, Singapur, Hindistan bağlamında. Orada daha canlı, daha atak ama orada eskisi gibi değil. Eskiden biliyorsunuz Çin'de daha önceki seneler %10'lu, 9, 11'li büyümeler var. En son açıklanan rakam %6,8. Filipinler 6,9, Türkiye %11,1, onun bir üstünde. İlk 3 ülke bu. Ama Çin'de olan şey daha fazlaydı. Daha agresif bir büyüme vardı. Feridun Bey, hani anneler çok yakınır, bilirsiniz. Ya benim çocuğum ikide bir hasta oluyor. Bu kadar sarıp sarmalıyorum, bu kadar efendim iyi bakıyorum. Anadolu'da görüyorum işte çıplak, ayakları çıplak, efendim soğuk, bir şey de yemiyor. Yanakları al kırmızı. Niye? Çünkü onun vücudu
mücadele etmeyi öğrenmiş. Mikroplarla mücadele etmeyi, zorluklarla mücadele etmeyi öğrenmiş. Onun bedeni o kadar olumsuz şartlarda çok sağlıklı. Öyle olması gerekiyor. Türkiye'de böyle. Türkiye artık ya bütün bu zorluklarla beraber, bütün bu inanılmaz darbelerle beraber yanakları tabiri caizse al al, pembe. Yani sorunlarla dayanma gücü, direnç gücü, geleceğe bakma gücü çok yüksek seviyede. Bu olay ilk önce psikolojik bir olay. İkincisi, milletimizi diğer milletlerden ayıran en önemli özelliklerden biri benim kanaatimce canlılığı. Dinamizmi. Yani şimdi Bursa'da izliyorum. Ne olursa olsun ha insanlar, efendim duyuyorum işte Hindistan'a bir grup iş adamı gitmiş. Bir yerden duyuyorum. Beni de davet ediyorlar, oradan biliyorum. Fas'a gitmiş, Tunus'a gitmiş. Küresel bir artık bir alemde yaşıyoruz. Sınırla, eskiden olduğu gibi sınırlarımızla ticaret yapmıyoruz. İnsanlarımız, iş dünyası çok cevval. Bu inanılmaz büyük bir fark. Ya bu canlılıkta, bu dinamizmde başka bir ülke olduğunu zannetmiyorum. Bir yer kapanıyor, Irak kapanıyor. Derhal hiç üşenmeden araştırmalar yapılıyor, heyetler kuruluyor. Güney Kore'ye gidiyor iş adamlarımız. Yeni kapılar bulunuyor, yeni kapılar buluyor. Bu dinamizm elbette istikrarla beraber, siyasi istikrar bu işin içinde önemli bir nokta. Ama insanımızın dinamizmi ve canlılığı çok bariz, belirgin bir fark. Yani bizde bir mücadele gücü var. Evet. Genlerden gelen diyebiliriz herhalde. Çünkü yabancıları çok şaşırtıyoruz. Tabii. Benim gözlemlediğim Dünya Bankası, IMF, yatırım kuruluşları bire Türkiye raporları çıkarır. Sene başında çok kötü büyüme rakamlarıdır, başka rakamlar konur. Sonra da hepsi revize edilir. Aa, Türkiye ne güzel büyüyormuş derler. Ve bir baktığımızda geçmiş dönem, belki özellikle 2013'ten bu yana ben özellikle Türkiye ekonomisine dönük çok dış etkileri görmekteyim. Aynı zamanda ki en son versiyonu da içeride 15 Temmuz'da yaşadık. Başka ülkede olsa herhalde kepenkler kapanırdı, kimse bir şey yapmazdı. Oysa biz tam tersi büyük bir mücadeleyle karşılığını verdik. Herhalde dünyayı da şaşırtan az önce söylediğiniz o canlılık, dinamizm, o mücadele gücü. Bu rekor büyümeyi de sağlayan herhalde bu oldu. Ne düşünüyorsunuz büyüme hakkında? Elbette yani... Çinlerin bir atasözü var diyor, bizi öldürmeyen şey bizi güçlendirir. Yani bizi 15 Temmuz öldürmedi, 17-25 öldürmedi, bu çevremizdeki savaşlar öldürmedi ama aksine güçlendirdi, irademizi yeniledi, bakış açımızı daha ufkumuzu genişletti. Bu canlılık iş dünyasındaki insanlarımızdaki bu canlılık en büyük etken. Tabii tekrar ifade ediyorum, yarına umutla bakabilmek. Bu ülkeye inanmak, bu vatanını sevmek, bunlar bu iş canlılığın birer parçası. Onu oluşturan unsurlar. Ülkesini sevmek, ülkesi için hareket etmek, yarınına inanmak, bu ülkenin yarınına güvenmek, bunlar etkili başlıklar. Yani doğru ekonomik politikalar da uygulanıyor anladığımız kadarıyla. Yani bu tablo bunu gösteriyor. Yani burada yılbaşında özellikle, hatta geçen yılın sonlarında alınmış destek kararları vardı. Tabii. Teşvikler peş peşe girdi. İşte istihdam destekleri çok önemliydi. Vergi indirimleri oldu. Kredi garanti fonuyla ciddi kaynaklar sunuldu iş dünyasına. Bunların yansımaları görülüyor. Herhalde daha da görülecek önümüzdeki tabii, dönemde. Yani benim şimdi 250 milyar yani eski parayla 250 katrilyon kadar bir KGF parası verildi şirketlere. Evet. Esnafımıza 50 milyara yakın toplam para dağıtıldı. KOSGEB kredisi. Bunun yanında işçi çalıştırana sigorta desteği indirimleri oldu. Pek çok destekler verildi. Ya bunlar yansımaya başladı. Benim kanaatim şu. Bunun bireysel somut sokağa inme hadisesi bu %11'in net görülmesi, insanların cebinde veya sokağında görülmesi hadisesi birkaç ay sonraya yansıyacak. Çünkü büyüme daha çok hizmetler sektöründe baktım %20 civarında. Kamu yatırımları alanında, inşaat alanında ve ya özel sektörde de var. Ama bu alanlardaki olan o büyük iyileşme biraz şey yapıyor, zaman alıyor yani piyasaya. Sokağa, mahalleye inmesi bir zaman alıyor. Ama bunun manası şu, %11.1'lik büyümenin manası şu, bu büyüme devam edecek.
Yani %10 olur, 9 olur, 11 olur, 12 onu bilmiyorum ama bu devam edecek. Bunun anlamı bir güçlü bir trend yakalamış durumda Türkiye. Ya Bursa'da bu büyümede önemli etkenlerden biri bu ülke büyümesinde. Bursa'yı soracağım ama bugün önemli bir toplantı vardı. İstihdam Şurası gerçekleşti. Orada da Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özellikle bu büyümeye dikkat çektiler. Bunun devamını önemsediklerini, desteklerini de süreceklerini ifade ettiler. Özellikle istihdam anlamında annelere de özellikle engelli istihdamına da çeşitli destekler de açıklandı aynı zamanda. Bu tür kavramlarla biz bu büyümeyi herhalde 2018'de de sürdürebileceğiz değil mi? Tabii. Ya %10 az önce ifade ettim %11.1'lik büyüme yani önümüzdeki süreçte de ciddi yüksek bir büyümeyi işaret ediyor. Tekrar ifade ediyorum. %10 olur, 9 olur, 7 olur, 12 olur onu bilmiyorum. Ama muhakkak yüksek bir büyüme performansını göreceğiz. İstihdamda konu şu benim kanaatimce. Yani Türkiye katma değer yüksek ürünlere gidiyor. Bunun manası şu. Yani artık el emeği, sadece el emeğiyle olan istihdamdan daha eğitilmiş, kaliteli, daha beceri isteyen istihdama gidiyoruz. Ya insanlar buna göre kendini konumlandırılmalı. Ya Türkiye ekonomisi yüksek nitelikli olmaya başladı. O süreçte makine üretimi, araç üretimi, yüksek teknoloji ürünleri bunlar üretecek kişi, fabrikada çalışacak kişi artık eskisi gibi efendim yani ne olsa yaparım tipte insanlar iş bulamayacak. Onu ifade edeyim. Dönüşüm var yani. Bir değişim var. Bu değişimi insanlarımız lütfen görmeli. Yani yarın geç olabilir. Çocuklarını okutuyorken, eğitime hazırlıyorken, okul hayatını planlıyorken bunu görmemiz lazım. Şunu demek istiyorum. Meslek liseleri, teknik liseler, ilave eğitimler bunlar artık olmazsa olmaz. Ya bu eğitimleri almadan herhangi bir fabrikada hangi pozisyonda olursa olsun artık iş bulmak çok zorlaşacak. Özellikle Bursa'da. Bakın özellikle Bursa'da. Belki Konya'da bulabilir. Yani işte hiçbir niteliğim bir okul mezunuyum. Tamam. Veya işte Erzurum'da bulabilir. Ama Bursa'da artık birkaç sene içinde bu çok zorlaşacak. Bunu yani, ifade edeyim. Çıta mı yükseliyor Bursa'da? Evet. Kalifiye eleman anlamında. Kalifiye anlamda. Çünkü üretilen ürün teknolojik ürün olmaya başladı. Ona dönüşüyor. Çoğu ona evrilmeye başlıyor. Onun için biz de eğitim okul yapımında meslek ve teknik liselerine öncelik verdik. Ona göre kendimizi pozisyon alıyoruz, konumlandırıyoruz. Bu kaçınılmaz bir durum. Yani mühim olan hayatta bir sonraki adımı görmektir. Bakın. Bir sonraki adımı gördünüz mü birçok sorunu halledersiniz. Yani başa gelmesini beklemeden o adımı evet, atmak şart. Lazım. Bir sonraki adımı gören insanlar hem bireysel hayatında hem toplumsal hayatında her zaman daha başarılı olurlar. Ben bir sonraki adımı söylüyorum. Ya, bu kaçınılmaz bir durum Bursa'da. Evet bu çok önemli bir uyarı. Hem aileler için hem ekonomik aktörler için aynı zamanda değişim dönüşüm dönemindeyiz ama bunun da nedeni Bursa'nın aslında standartının yüksek olması evet. Ve dolayısıyla ekonomiye de ciddi bir katkıda bulunmakta. Özellikle ihracat tarafında baktığımızda. Siz nasıl bakıyorsunuz Bursa ekonomisine özellikle de bu rekor büyümede? Bizim 11 aylık ihracatımız 12 milyar 907 milyon dolar. Yani bunun manası şu biz geçen seneki rakamı geçmişiz 11. ayda. Tahmin ediyorum biz 14 milyarla dolarla kapatacağız. Başta bizim daha çok otomotiv, tekstil ürünü, makine endüstrisi. Bunlar da ihracatımızın temel kalemleri bunlar. Bunlar da az önce de ifade ettim yani katma değeri çok yüksek. Şöyle örnek vereyim Türkiye ile Bursa arasındaki farkı. Türkiye'de ihraç edilen malların kilogramı 1.33 sent. Türkiye'de ihraç. Bursa'da 3.26 sent. İki katından daha kıymetli. Ağırlığı. Yani Bursa bir kilo bir şey gönderdiği zaman öyle daha da basitleştireyim. Sattığı zaman 3 dolar 26 sent kazanıyor. Türkiye'deki ortalama ise 1.33. Daha değersiz mal satıyor. Ya Bursa değerli mal satıyor. 3 katı bir fark. Aşağı yukarı. Evet. Yani şimdi o zaman
Buradaki fabrika da farklı olacak. O sattığı mal 3 dolar 26 sense yönetici kadronda farklı olacak, işçi kadronda farklı olacak. Bunu demek istiyorum. Hı hı. Şimdi bizim hedefimiz bu 3 doları 7 dolara çıkarmak. 3 dolar 26 senti 2023'e kadar. 8 dolara çıkmamız ne demek? Feridun Bey şunu söyleyeyim. Hadi 8 demeyelim de 7 dolara. Burada şu anda milli gelir 16.800 dolar Bursa'da. Kişi başı milli gelir. 24.700 dolara çıkacağız. Bunu yaptığımızda. Avrupa Birliği standartları standartlarında. Yani bunun da biz 2023'e gelmeden başaracağız. Bundan emin olun. Bu şartlara, bu parametrelere, bu potansiyele sahip ender illerden bir tanesi Bursa. Çünkü yüksek teknolojinin doğası gereği hep kendini ileri atmak vardır. Yani bir sonraki aşamaya geçemediğiniz zaman çökersiniz mecburen. Hep yüksek teknolojide arabadaysanız o zaman savunma sanayine de geçmek zorundasınız. Mercek optik sisteme, yazılıma geçmek zorundasınız. Yani ileri çeken bir mekanizması vardır. Önden çekişlidir. Öyle ifade edeyim. Yüksek teknoloji üretimi önden çekişlidir. Bir aşamaya gittiniz mi? Şunu demek istiyorum. Kısaca izah edeyim. Şimdi İHA üretiyorsunuz. İHA üretirsiniz. Bunun üst teknoloji ürünü mercek sistemidir. Mercek sistemini üretemezsiniz. İHA'yı uçursanız bir anlamı yok. Ama mercek optik sistem dediğimiz daha üst bir teknolojidir. İHA'dan daha üst bir teknolojidir. Şimdi İHA'yı ürettiniz. O zaman mecbur kalıyorsunuz optik oturup diyorsunuz ki bu optiği de üretmeliyiz. Yani önden çekişli dediğim bu teknolojinin manası bu. Onu ifade birbirine edeyim. Bağlı hepsi. Bağlı ve sürekli bir önden çekiyor. Optik sistemi ürettiğiniz zaman o İHA sizi şu aşamaya getiriyor. Bu sefer yazılımı başlıyorsunuz. Ya tamam ürettim de bunun kumandası yani ne zaman neyi atış yapacak, nerede uçacak onun yazılımı. Optik sistemi ürettikten sonra bu sefer daha üst teknoloji yazılıma geçiyorsunuz. Yani bu bir vakum gibi ileriye doğru çekiyor yüksek teknoloji. Onun için diyorum ki Bursa bu anlamda çok kapasiteli bir il. Zaten onun somut şeyleri de ortada. Evet. Yani burada yüksek teknoloji Bursa'nın kaçınılmazı. Evet. Bunun sayesinde de ekonomi koşturacak. Koşturacak. Mecbur kalacak. Yani bir vakuma girmiş bulunuyor Bursa. Yani son 3-5 senedir. O vakum hızlanarak ileri doğru gidecek. Şimdi teknoloji derken biraz istersen sektörel yelpazeden de Bursa'ya bakalım. Yüksek teknolojinin yatırımları da çok önemli. Onlara biraz detaylı az sonra bakmak isterim ben ama Bursa'nın bir turizm sevdası var. Yıllar yılı hep o sevda oldu. Önce otellerimiz yetersizdi, oteller yükseldi baktığımızda sonra ulaşım dendi vesaire. Bir şekilde biz makus talihi çok kıramadık ama gelişme trendi de son yıllarda adım adım gözleniyor. Ama hak ettiği yere gelmesi için örneğin Uludağ'la ilgili neler yapılır, neler yapılabilir? Genel anlamda dünya markası bir turizm kenti için şansımız var mı? Evet, şimdi şunu ifade edeyim. Önümüzdeki haftadan itibaren lütfen bir otelleri kontrol ediniz, yeri bulabilecek misiniz? Yok. Önümüzdeki haftadan itibaren bir büyük kongre yapacaktık. Otellerde yer bulamadık. Şeyde, Bursa'da. Bir kere kongre turizminin, gezi turizminin çok önemli bir aktörü Bursa. Kaplıca turizminde zayıfız. Onunla ilgili olarak yakın dönemde önemli gelişmeler olacak. Biliyorsunuz belediye bazı havzaları kaplıca otel sağlık turizmi alanı ilan etmişti. Çekirge ve Kükürtlü bölgesinde bir 50 hektarlık arazi var. Oylat bölgesi, bir de Mustafa Kemal Paşa'da Tümbülönk denen o bölge 11 hektarlık bir alan. Burada yatırımcılar bu olayın farkına varmış vaziyette. Ben şirket ismi vermeyeyim. Geçen hafta geldi bir büyük grup, Bursalı grup. Bu planlarını açıkladılar. Yani Kaplıca turizmiyle falan. Kaplıca turizmi Bursa'nın önümüzdeki sağlık turizmiyle beraber ama Kaplıca turizmi dediğim bütüncül düşünmemiz evet, gerekiyor. Sağlık turizmiyle beraber konuşuyorum. En başat turizm parametrelerinden biri olacak. Bundan emin olun. Çok da para kazandıran bir alan. Sonuçta. Evet. Hele sağlıkla birleştirdiğimiz zaman o Kaplıca turizmini yani Bursa biçilmiş kaftan. Onu ifade edeyim. Birkaç sene içinde Türkiye'nin ben 3-4 sene içinde Afyon'u geçeceğimize inanıyorum. Bakın bu kadar emin söylüyorum. Ya
olayın farkındalar pek çok grup ve iş adamı. Yatırım aşamasına geldiler. Burada daha çok özel sektörün koşturması tabii, özel olacak. Sektörün. Ya bu kamu işi değil ya, onu ifade destek edeyim. Anlamında da henüz bizden uzak duruluyor anladığım kadarıyla. Özel sektör ama karlılığı gördüğü yerde yatırım yapar. Evet. O potansiyel de Bursa'da var. Anladığım kadarıyla da önümüzdeki günlerde çok daha fazla konuşacağız kaplıca turizmini, sağlık evet, turizmini. Sağlık ve kaplıca turizmini önümüzdeki yıldan itibaren en çok konuşacağımız konulardan biri olacak. Yatırımlar çok olacak. Yani doğası, tabiatı, coğrafyası bunu gerektiriyor. Pek çok grup, iş adamı da bunun farkında. Ben bir zamanlar işte burası sıcak su cennetiydi, kaptırdık dediğimiz o şeyi ben birkaç sene içinde geri alacağız, onu bilin. Uludağ hakikaten muhteşem bir dağ. İşler efendim yavaş gidiyor. Evet, bazı işler yavaş gidiyor. Sebebi şu, hep örnek veriyorum. Bir pırlantayı siz öyle acele yontamazsınız. Onun bir işlenmesi vardır, süreci vardır. Çok nadide bir parçadır. Ama herhangi bir canlı istediğiniz gibi işlersiniz, kısa sürede ürün verebilirsiniz. Bakın, aynı bölgede kayak merkezi, turizm merkezi, sit alanı, orman bölgesi, koruma alanı olan dünyada hiçbir dağ yok. Hiçbir dağ yok. Efendim çok başlık var şu, ya doğa, dağın doğasından kaynaklanıyor. Yani Erciyes'te efendim dozeri taktın mı yol yapıyorsun. Efendim oraya bir koruma alanı yok, orman yok, endemik bitki yok. Efendim şurada hemen şunlar yapılmış. Ya bu dağın doğasından kaynaklanıyor. Bu dağda tekrar söylüyorum. Üst üste 5 tane özelliğin üstünü birbirine bindiği başka bir dağ yok. Ayrıştırması zor. Tabii. Ya bir kayak merkezi değil ki sadece. Sadece bir efendim turizm bölgesi de değil. Sadece orman da değil. Orman da var. Hepsi var. Var. Türkiye'nin en önemli endemik bitkiler 237 tanesi burada. Yani şimdi bu kadar özelliği olan bir dağda ya gecikmeler var, ben tekrar söylüyorum. İhmaller var, yanlışlar var. Ama bir de bu dağın doğasından kaynaklanan bir durum var. Hı hı. Yani bunu lütfen işte şuradaki kayak mı? Ben Erzurumluyum, Palandöken'de. Palandöken'de proje yapın, plan yapın, dozeri sokun, yapın. Orman yok. Koruma alanı yok, endemik bitki yok. Efendim şu yok, bu yok. Yaparsınız. Burada bir tane ağaç kessek olmuyor. Hemen yani onun hesabı yapılıyor doğru olarak da tabii. Evet. Efendim şuradan geçsek bir sürü hesabı soruluyor. Onun için ama iyi bir aşamadayız. Bu sene çok daha dolu olacak orası. Çok daha ferah olacak. Otopark alanları 5'e çıkarıldı. Yollar genişletildi biliyorsunuz, karayolları. Evet. Park yerleri yapıldı. Güvenlikle ilgili çok ciddi tedbirler alındı. MOBESE kameraları. Pist alanları artırıldı. Kayak Federasyonu için yeni hatlar kuruldu. Yani ayrıca en son olarak da Davos deniyordu. Hakikaten Türkiye'de Davos'a nispet edilebilecek. Benim kanaatimce Uludağ Davos'tan daha güzel. Ama hani söz öyle söylendiği için ben söylüyorum. BTSO'nun yaptığı bu bina, kongre merkezi, muhteşem bir bina. Bakın göreceksiniz, o tesis bittiğinde dünyanın en ünlü yatırımcıları, iş adamları ve CEO'ları burada toplanacak. Yani Davos geçtiği için söylüyorum. Kaçınılmaz bir çekim merkezi geliyor anladığım evet, kadarıyla. Ya orada muhteşem büyük bir yatırım muhakkak görmüşsünüzdür. Eski Verem Hastanesi. Restore ediliyor. Kongre merkezi, otelleriyle muhteşem bir çok yeni bir konseptle yeni bir hizmet alanı evet. oluşuyor neticede. Evet. Uludağ'ın çok farklı özellikleri var. Onlara da önemli bir katkı sunacak. İş dünyasına da ayrı tabii. bir katkı var yani, sonuçta. Yani artık öyle işte kongreyi nerede yapacağız, öyle bir sorunumuz da olmayacak. Uludağ dediğim gibi bir elmas pırlanta gibi işleniyor. Kabul ediyorum eksik, yanlış olmuştur, şu olmuştur ama dağın da bu özelliğini bilelim. Ben sadece onu demek istiyorum. Sonuçta ama kazancı da çok büyük olacak herhalde. Evet. Zahmetli gidiyor ama getirisi de büyük olur. Çünkü çok farklı özellikleri var. Evet. Burada çok kısaca bir tarım penceresi de açalım istiyorum. Ben baktığımızda özellikle devletin ciddi sulama yatırımları da var. Siz de bunları yakından takip ediyorsunuz. En son biliyorsunuz İznik'te büyük bir baraj bakanımız geldiğinde temeli atıldı. Göletler yapılıyor. Yani bizim tarımda özellikle hazır ve dondurulmuş gıdada Türkiye'nin %45'ini üretiyoruz. Yani o çok önemli bir rakam. Hani
çok geniş tarım arazilerimiz olmayabilir. Hani bir Urfa'yla kıyas etmiyorum. Urfa'da yüz binlerce hektarlık filan. 338 bin hektar bizim tarım alanımız var. 338 bin hektar toplamda olan. ÇKS sisteminde olan çiftçi sayımız 30-35 bin. Ama nitelikli ürün üretiyoruz, onu ifade edeyim. Yani öyle zeytin, domates, işte buğday tabii var onun içinde. Pek çok üründe biz Türkiye'nin en büyük üreticiyiz. Ahududunda belki marul, ayva, çok nitelikli ürünlerimiz, siyah incirimiz üzümümüz. Tarımda biz yani olması gereken yerdeyiz. Hayvancılıkta da o anlamda. Yani biz katma değer katıyoruz ürünlerimize. Yani kazandıran tarım ürünleri evet. üretiyoruz ve gıda sanayiyle de desteklemiş durumdayız. Desteklemiş oluyoruz. Türkiye'deki, tekrar söylüyorum bakın, hazır ve dondurulmuş salça fabrikasından tutun da diğer fabrikalara kadar %40'ını Bursa üretiyor. Ya şöyle, yani hani biz kendimizi Konya'yla, Urfa'yla kıyas etmeyelim. Biz para kazanılacak yerde para kazanıyoruz. Bir tane örnek vereyim size. Ne demek istiyorum? Pamuk. Pamuk dediğiniz Urfa'da üretiliyor, satılıyor. Onu tişört haline getirdiğinizde, pamukta alıp tişört haline getirdiğinizde, bu pamuğu işleyip, kumaş yapıp sonra dikerseniz 22 kat para kazanıyorsunuz. Yani pamuğu üreten adam 1 lira kazanıyorsa, tişört haline getiren kişi 22 lira kazanıyor. Yani biz doğrusunu yapıyoruz. Evet. Doğrusunu yaptığınız özellikle sanayideki konular var, yatırımlar var. Onları da soracağım ama kısa bir aramız var. Tabii. Ekodinamik reklamların ardından devam edecek. Bursa ekonomisindeki ve yatırımlardaki seyri değerlendirdiğimiz, ekonomik ve sosyal hayatın geleceğine dair öngörüleri paylaştığımız ekodinamik reklamların ardından devam ediyor. Program konumuz Sayın İzzettin Küçük, Bursa Valisi. Efendim ilk bölümde özellikle Türkiye'nin rekor büyümesinin önemine vurgu yaptınız. Bursa'nın çok ciddi bir payı var. Çünkü Bursa artık yüksek teknolojiyle ileriye koşan bir kent ama aynı zamanda turizm cenneti olabilecek bir kent. Tarımda zaten ileriye doğru koşusu var. Pek çok sektörlerin birleşme alanı ama öyle ya da böyle Türkiye denince, Türkiye'de Bursa denince sanayi akla geliyor. Ne yaparsak yapalım. Sanayideki gidişatı özellikle teknolojik anlamda siz önemsiyorsunuz ama baktığımızda büyüme trendi, verimlilik, istihdam, sanayi ne durumda? Özellikle yatırımlar hızlanıyor mu sizce? Evet. Bursa'da yani şimdi şöyle ifade edeyim. Bu sene büyük ihtimal 14,5 milyar dolar ihracatla kapatacağız. Bu Türkiye'ye göre büyük bir rakam ama Almanya'da Baden-Württemberg eyaletiyle kıyasladığımda çok küçük bir rakam. 180 milyar dolar. Oranın ihracatı Bursa'dan daha küçük bir bölge. Düşünmek kıyasla başlar. Kıyas etmediğiniz hiçbir şeyi anlayamazsınız. Şimdi efendim Bursa sanayiye doydu deniyor. Ya neye göre, yani şeye göre mi, Erzurum'a göre veya bir şeye göre dersiyorsa ama öyle değil. Bursa'dan daha küçük bir eyaletten bahsediyorum Almanya'da. 180 milyar dolar ihracatı var. Türkiye ihracatından daha fazla. Tabii. 30, yani, 30 milyar neredeyse fazla. Daha fazla. 30 milyar dolar. Onun için sanayiye doydu sözü doğru bir söz değil. Kesinlikle doğru bir söz değil. Daha kat edeceğimiz mesafe var. Yeni büyük sanayi bölgelerinden bahsetmiyorum ben. Kesinlikle bundan bahsetmiyorum. Değişim ve dönüşümden bahsediyorum. Yani Teknosap'ta bu değişim ve dönüşümün en önemli parametrelerinden bir tanesi. Şu anda altyapı çalışmaları devam ediyor Teknosap'ta. Orada yol alındı değil mi? Yani netice itibariyle ciddi bir faaliyet var. Tabii, henüz tabii. Kamuoyuna çok yansımasladı. Büyük ihale yapıldı orada. Yani o üç büyük altyapı ihalesi, yol, kanalizasyon, istinat duvarları, işte elektrik, yani bu çalışma devam ediyor şu anda. Biz Haziran, Temmuz civarında fabrikaların temelini atacağız inşallah orada. Yapılar yükselecek. Yapılar yükselecek. Teknosap demek şu,
Daha üst versiyon ürün üreten fabrikaların yer aldığı bir bölge. Türkiye'de ilk olacak bu. Yani pek çok büyük firmadan bize de yer verin diye talep alıyoruz şu anda. Şu an ilgi var yani. Çok büyük gruplar, bir tane isim vermeyeyim, elektrik otopili üretmek için yer istedi bizden. Çok büyük bir grup, ciddi bir firma ya. Türkiye'nin en büyük gruplarından bir tanesi. Şimdi bu, yani bizim istediğimiz de bu yani. Burada yüksek teknolojinin üretildiği fabrikaların olması, bizim hedeflediğimiz işte 3.26 dolar kilogram başı ağırlıktan 7 dolara doğru çıkma hedefimiz. Böyle birkaç tane yer, burası sadece benim kanaatimce 4 sene sonra bir 25-30 milyar dolarlık bir ekonomi yaratacak. Sadece Teknosat. Tek başına. Tek başına. Ya böyle birkaç tane alan, başka bir alan üzerinde de çalışıyoruz. Bu hedefimiz var. Yani kabuk değiştiriyor ekonomi. Çünkü şimdi yüksek teknoloji ürünler ürettiğiniz zaman sonuçta siz Türkiye'de de beyin göçü yapıyorsunuz. Yani sadece beyin göçü dünyada bir ülkeden bir ülkeye olmuyor. Yani siz üst teknolojiye lige çıktıkça diğer şehirlerin en üstün, en kıymetli beyinleri buraya geliyor. Yani çok... pastanın kremasını çekme şansımız tabii, var beyin kalitesi. Beyin göçü. Bursa'ya beyin göçü vardır, daha da artacaktır, onu da söyleyeyim. Özellikle de Teknosat devreye girince. Çünkü yani, gerçekten yüksek teknoloji üretilecek herhalde, evet, değil mi? Yani evet. Onun orada için seçici... beyin göçünden bahsettiğim bu. Belki de dünyanın değişik ülkelerinden beyin göçü gerçekleşecek ama kaçınılmaz ve kesin olan bir şey var. Türkiye'nin geri kalan bölgelerindeki üstün nitelikli, kaliteli beyin göçünü emecek Bursa. Yani çekecek buraya bu yatırımlarla. Bu haksızlık mı? Bu süreç bütün dünyada böyle işliyor. Yani buradaki insanlar da buna göre kendini konumlandırması lazım. Yani, gelecek bu. Bursa'nın, hatta Türkiye'nin bir yerde zihni değişime ihtiyacı var. Burada Teknosat'ta örneklik kazanmış vaziyette. Evet. Biz bu gelişime ayak uyduramazsak da kayba uğrayacağız. Veya evet, uyduramayanlar diyelim netice itibariyle. Kaybedecek. Hayat böyle bir şey. Bu gelişimi görecek insanlar, firmalar, kurumlar. Yani siz yani dediğim gibi peşinde koşamazsınız. Yani bunu önceden hazırlanırsınız. Yakalanırsanız bir şey yapamazsınız. Sadece diskalifiye olursunuz. Bunu geleceği görmek, tekrar söylüyorum, yarına hazırlıklı olmak hem insan için hem ülke için en önemli başarıdır. Yarına hazır olamayanlar tasfiye olur. Peki biz yarına hazırlık açamasında çok önemli bir konuyu el atmış durumdayız. Türkiye olarak yerli marka, tamamıyla Türk ürünü bir otomobil üretmek. Bunu da yüksek teknolojiyle üretmek ve dünya pazarlarında artık boy göstermek. Burada şimdi Teknosat'tan girmişken sanki tam adresiymiş gibi çağrışım yapıyor. Hatta burada Sayın Faruk Özlü'yü, Sanayi Bakanımızı ağırladığımızda o da bu iş için en uygun yer Bursa terimini kısmen kullanmıştı. Siz nasıl bakıyorsunuz, Bursa'nın şansı ne bu süreç içerisinde? Ya en şanslı illerden bir tanesi. Zaten grubun bir firması burada. Bir firmasının büyük yatırımlar, diğer bir firmasının büyük yatırım, Vestel'den bahsediyorum yani. Evet. Diğer önemli yatırımları burada. Otomobil test merkezinin alanı burası. Yani yaklaşık 4000 dönümlük bir arazide. Artık start verildi, çalışmalara başlandı. Yani ben çok bura önemli, en önemli alternatiflerden biri. Ama şöyle düşünün, bura olmasa bile buradan pek çok şey gidecek, üretilecek. Yani o araç burada üretilmese bile çok çok önemli parçaları, çok çok önemli unsurları yine burada olacak. En kötü ihtimali söylüyorum. Yani içinde Bursa malı kesin olacak. Evet, Bursa malı kesin olacak. Otomobil test merkezine gelecekler. Yani pek çok ihracat kapısı burada. Ya bir şekilde buradan o arabanın yolu geçecek, onu söyleyeyim. O araba buradan geçecek. Şansı yok zaten. Netice itibariyle. Zaten artık modern otomotiv endüstrisinde montaj hattının o kadar yüksek bir önemi yok. O tabii ki kesin önemli ama stratejik ürünler nerede, kimin tarafından, tedarik ediliyor ve tabii ki işin tasarımı, markalaşması, tabii, bu kavramlar önemli. Bursa'da kaçınılmaz aktör diyorsunuz. Evet. Bursalılar da böyle kendini hazırlasınlar bence. Hazırlasınlar diye düşünüyorum. Bir de son rakamları vereyim. Ne kadar firma açılmış, ne kadar firma kapanmış. Bizim 11 aylık dönemde
3950 kadar firma, şirket açılmış. 943 firma da kapanmış. Bakın, yani kapanan firma sayısı 940 filan, açılan 3900 civarında. Çok büyük bir sıçrama var. Açılan, yeni kurulan firma adedinde yaklaşık bu sene şu ana kadar ilave 70-75 bin ek istihdam sağlamışız. Yani geçen seneye nispeten 70-75 bin ilave istihdam sağlamışız. Ya büyümemiz bizim de %14 civarında artış göstermiş. Türkiye Türkiye ortalamasının üzerinde. biraz üzerinde, evet, Türkiye'nin üzerinde 3 biraz, puan evet, yaklaşık. o kadar. Yani tekrar söylüyorum, bizim en önemli konumuz yarına hazırlıklı olmak, planlamayı iyi yapabilmemiz lazım. İngilizlerin bir sözü var, diyorlar ki planlamayı başaramıyorsanız başarısızlığı planlıyorsunuzdur. Biz planlamaya biraz daha önem vermemiz lazım. Planlama işini, tasarlama işine. Yani sadece alet edevatı değil, geleceği planlama, şehrimizi planlama, coğrafyamızı planlama, alanımızı planlama. Bu çok Beyinleri önemli. planlama. Evet. Burada planlama demişken tabii ki kentin geneli de önemli. Özellikle eğitimi ve sağlık yatırımları da çok önemli. Son dakikalara girmişken kısa bir değerlendirme istesem, siz okullaşma konusunda ciddi adımlar atıyorsunuz. Sağlık yatırımları devletin de var, özelin de var, giderek de artıyor ki sağlık turizmine dikkat çektiniz. Evet. Ulaşım için de apayrı çözümler herhalde orta ve uzun vadede gerekecek. Buradaki tabloyu özetler Evet. misiniz? Ya eğitimde bu birinci konu bu. Yani bunu bütün diğer ikinci, üçüncünün, dördüncünün yeri her zaman değişebilir. Tarım, efendim şu bu, ama eğitimin birinci sıradaki yeri asla değişemez. Bunu ifade edeyim. Bu sene bir gelecek seneye kadar işte 100 okul kazandırmayı düşünüyoruz. Tekli eğitimi %90 gerçekleşireceğiz 2019, 2018-19 19. sezonunda, Allah %90. nasip ederse. Orada yani asla, tekrar söylüyorum, onun birinci durumu asla değişmeyecek. Diğer 2, 3, 4, 5 öncelik değişebilir. Bir gün dersiniz trafik, bir gün dersiniz sağlık, bir gün dersiniz şu, ama bir asla değişmeyecek. Bu çok önemli. Eğitim bir numara. Bir numara. Hastaneler hususunda şu anda 7500, 7100 civarında yatak kapasitemiz var. Özelle beraber 42 hastane var. Bunu inşallah 2019'un ilk yarısında 10 bin yatağı aşacağız. Başta şehir hastanesi olmak üzere Ali Osman Sönmez 750 yatak Onlar sınıfı. devreye girmiş olacak o Tabii tarihte. peyderpey. Bir kısmı yakında girecek. Mesela 150 yataklı yüksek ihtisas hastanesi, kalp damar cerrahi hastanesi yakında, Gemlik Devlet Hastanesi birkaç ay içinde. Hepsi devreye girecek, ama en son bu şehir hastaneleriyle beraber bizim 10.500 kadar yatak kapasitemiz olacak. Bunun manası şu: çevre illere de artık biz çok rahatlıkla hizmet verebileceğiz. Bursa sağlıkta sınırları aşıyor Evet, diyebiliriz tabii. özetle. Yani Yani çok, ilçelerdeki hastanelerin hemen hemen tamamı tamamlandı, biliyorsunuz zaten. Yani çok az, onlar da yapımı devam ediyor. Merkezde çok büyük, dediğim gibi, hastanelerimiz neredeyse peyder. %50'lik bir artıştan bahsediyorsunuz yatak bazında Tabii. baktığımızda, Evet. çok önemli. Evet. Sadece şehir hastanesi 1355 yatak kapasiteli. Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi biliyorsunuz 750 yatak kapasiteli. Ya bunlar hepsi büyük rakamlar. Gerçekten devasa rakamlar. Ya sağlıkta Bursa'nın hiçbir sorunu olmayacak. Yok, onun Daha sorunu. iyiye gidiyor. Daha iyiye Peki gidiyor. son söz trafik desem o uzun bir söz olacak herhalde, ayrı bir yayın konusu. Bakın, az önce bir şey demiştim. Planlamayı başaramıyorsanız başarısızlığı planlıyorsunuz. Bu tür şeyler planlamayı gerektiriyor. Yani daha işte şuraya şunu yapıyorum, buraya bu nüfus gelecek, bu bina yükselecek, buradan bu kadar araç. Planlamadan kastettiğim bu. Bu sorun ciddi bir sorundur. Bu şehrin en önemli sorunlarından biridir. Ama tekrar ifade edeyim, belediyemiz başta olmak üzere, yani ne gerekirse bütün şeylerimizi, gücümüzü oraya aktarıyoruz. Onlar da o yolda. Sadece ben 60 tane polisi diğer alanlardan aldım, trafiğe aktardım. Pek çok motosiklet aldık trafiğe çözüm olsun diye, polis. MOBESE kameraları yerleştirdik. Cezalarla işte mücadele etmeye çalışıyoruz. Ya belediye de ona göre muhakkak bir çalışma içinde çalışıyor. Zor bir konu, ama onu da söyleyeyim Feridun Bey. Yani bugünden yarına öyle işte çok büyük bir çözüm kimse beklemesin. Bugünden yarına. Sabır lazım. Ama ciddi şekilde hafiflemeyi beklesinler.
Ya yani iyi bir hafifleme, daha rahat bir trafik beklesinler. Evet. Ama önemli bir efendim işte şurada, çünkü bunun için hat yapmamız lazım. Ya açık konuşalım. Ya veya metro yapmamız lazım. Ciddi bir çözümden uzun vadeli bahsediyoruz. Evet. Çözümlerden bahsediyoruz. Ama bu kısa vadede de biraz daha umut var. Evet. Mesajlarınız var anladığım evet kadarıyla. Kapanışta da bir müjde olsun bu seyircilerimize. Efendim süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum katılımınızdan ve verdiğiniz değerli bilgilerden dolayı. Teşekkür ediyorum ben de sizlere, bütün Bursalılara hürmetlerimi sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum onlara. Bursa'nın mutluluğunu, sevincini, neşesini yaşamalarını diliyorum. Evet, biz de teşekkür ederiz bu güzel dilekler için. Ekodinamiğin bu haftalık sonuna geldik. Gelecek yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.